geldiniz arkadaşlar. Ben Ramgül Sektor. Undertale İlson'un birinci bölümüne karşınızdayım. Sonunda Undertale İlson'a başvurdum ve çok garip bir ortamdayım şu anda. Bildiğiniz üzere yeni eve taşındım ve onun mutfağındayım. Çünkü salonla falan filan park olan her yere abi cila atıldı ve 2 gün mutfakta yaşayacağım. Hatta size çok komik bir şey göstereyim. Yere yatak attım. Mutfağın yerine yatak attım. Arkası falan acayip bir yer, dağınık. Fakat Undertale İlson'a o kadar böyle başlamayı şey yapıyorum ki çok heyecanlıyım abi. Haydi bismillah diyeyim. Başlıyoruz abi. Undertale İlson. Bu sefer herkesi bağışlamaya çalışacağız. Uzun zaman önce dünyada. Hatta bir dakika bir şeye bakayım abi. Ona videodan önce bakacaktım, unuttum bak. Bir oylama yapmıştım. Oylamanın sonucu ne çıkmış? Oo. Undertale İlson yaparken diyalogları atlayayım mı demiştim. Çünkü bazı diyaloglar aynı olacak ilk serideki. Çünkü diyalogların çoğunu ilk seride görmüştük. Diyalogları tekrar okumak sıkıcı olur mu? Yoksa hiçbir şey atlamadan sıfırdan oynuyormuş gibi mi yapayım demiştim. Hiçbir diyaloğu atlama %79 gelmiş abi. Aa, her sonun farklı diyaloglar var. Kesinlikle atlamamalısın. Yok, herkesle konuş, yoksa İlson olmaz, herkesle kanka ol. Ha, abi herkesi bağışlamamız gerekecek. Biraz zorlu bir son olacak. Çok merak ediyorum, neyse. Suyumu doldurayım, başlayalım abi. Prometimizi başlıyoruz. Gene bölümler 1 saat olacak ortalama. Haydi bismillah deyip başlıyoruz abi. Tam ekran. Uzun zaman önce dünyada iki ırk hüküm sürerdi. İnsanlar ve canavarlar. Bu sefer daha bilgili oynayacağız. Bir gün iki ırk arasında bir savaş çıka geldi. Uzun bir çatışmanın ardından savaşı insanlar kazandı. Canavarları bir büyüyle yer altına hapsettiler. Yıllar sonra Ebot Dağı 201X. Efsaneye göre bu dağa tırmananlar bir daha geri dönemezmiş. Evet, bizim bu sefer adını Kara veya Çara yapmamı istiyorsunuz. Cihara yapacağım ismini. Ve çaramız düşüyor. Floyd'in yanına düştü. Girecek mağaraya. Bakalım İlson'un neler bekliyor bizi. Çok merak ediyorum. Buradan çıkması imkansız artık bu saatten sonra. İlson'da galiba güzel bir şekilde başarabilirsek dışarı çıkabileceğiz. Undertale. Bora Yüksel ve Şenay Bozkurt tarafından çevrilmiş. Başlıyorum. Şimdi burada sıfırlayıp gerçekten İlson'a başlıyoruz. Haydi bismillah. Sıfırla zaten bir isim seçilmiş. Erol'e devam etmek istiyor musun? Hayır, bu sefer Çağrı yapacağım ismini. Evet dersem Erol'e mi devam edeceğiz abi? Evet diyorum. Erol'e mi sıfırlayacağız, ama Cihara'yla yapmamız gerekiyor diyordunuz. Aa, Erol'e sıfırladık. Ama Cihara yapın diyordunuz. Siz nasıl olacak şimdi? Oyunu sıfır tekrar mı yüklemem lazım? Galiba Erol'e devam etsek çok da bir fark olmaz bence ya. İsmi Kara yap diyordunuz ama. Neyse abi, biz Erol'e devam edelim. Haydi bismillah, gerçekten iyi sona başladık. Erol'e düştük, her şey başladı abi. İlk defa başlar gibi başlıyoruz bu sefer. Diyalogları da atlama demişsiniz ve Flavi, evet. Hey, unutma. Kimseyi öldürme. Ha, bu geçmiş, tamam, okey, tamam. Erol'le birlikte devam ediyoruz. Flavi, hatırlarsanız bize git İlson yap gel demişti. Kimseyi öldürme diyor Flavi. Tamam, öldürmeyeceğim. Sana hatırlatmam gereken şeyin cidden bu olduğuna inanıyorum. Hehehe. İyi şanslar. Flavi burada bizi hiç tehdit falan etmedi. Direkt Toriel geldi. İlson'un başlangıcı demek ki böyle oluyor. Merhaba, sen iyi misin? Kaybolmuş ve şaşkın hissediyor olmalısın. Aa, sakın endişelenme evladım. Ben Toriel, harabelerin koruyucusuyum, biliyorum. Burada her gün geçen ve birisi düşmüş mü diye bakarım. Uzun zamandan beri buraya düşen ilk insansın. Buradaki zamanın boyunca seni korumak için her şeyi yapacağım. Gel, mezarlığa geçmen için sana rehberlik edeyim. Tamamdır abi. Herkesi bağışlayacağız bu sefer. Nasılsın Toriel yavrum benim bebeğim? Geliyorum, geliyorum yavrum. Geliyorum. Tepende beliren harabelerin gölgeleri içine asimle dolduruyor. Kaydet, ilk sevimizi aldık baba. Kimse öldürmeyeceğiz. Önümüze çıkan canavarları bile herkesi bağışlayacağız. Bakalım iyi son nasıl olacak. O kadar çok istediniz ki yorumlarda böyle coşmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu seriye diye bir like patması bekliyorum. Yeni evin hoş geldin küçüğüm. Sana harabelerin işleyişini öğretmeme izin ver. Burada da geçme demişsiniz. Geçmeyeceğim arkadaşlar maalesef. Harabelerde bulmacalarla dolu. Anahtar ve güzergahlar arasında antik bir bağ var.
odadan odaya geçmek için onları çözmek gerekiyor. Lütfen kendini bunları görmeye odakla. Okey. Bunları bastığımız zaman falan filan. Buraları biliyoruz zaten. Burada ilerlemek için birkaç düğmeye basman gerekiyor. Endişelenme. Açman gerekenleri işaretledim. Okey Kings. Lan buraya basıyoruz ve bölümümüz açılıyor. Toriel babayı bence bu bölümde geçen kadar noob olmadığımız için... Oo muhteşem. Seninle gurur duyuyorum küçüğüm. Bir sonraki oda ilerleyelim. İlerleyelim Toriel Reis. Bu sefer seni öldürmeyeceğim. Yer altında bir insan olduğun için canavarlar sana saldırabilir. Bu duruma hazırlıklı olman gerekiyor. Her neyse, endişelenme. Yapacağın şey basit. Bir canavarla karşılaşınca savaşa girersin. Savaştayken dostça bir sohbet başlat. Bir sürü oyala. Ben çatışmayı sonlandırmak için geleceğim. Cansız mankenle konuşarak pratik yap. Cansız manken gel karşı. Geçen sene öldürmüştün, bana artistik yapmıştın. Hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Eylem, manken, konuş. Mankenle konuş. Mankenle konuştun. Sohbet etmeye hevesi değil gibi. Toriel senden memnun. Kazandın. Bu kadar kolay mı seni yenmek? What? Aa, çok iyi. Sen çok iyisin. Evet, bu sefer iyi sonuz arkadaşlar. Ero iyi sonu başaracak. Bu arada başka bir bulmaca var. Acaba çözebilecek misin? Çözmek bizim işimiz kardeşim, rahat ol. Bu şey değil mi? Bir tane... Ha, herkese bağışlayacağız abi. İnsaf. Direkt bunu bağışlayamayacağım. Eylem, Froggut, iltifat et. Froggut ne dediğini anlamadı ama yine de pohpohlandı. Hey Toriel. Toriel'in yanında kimse bana artistik yapamaz bebeğim. Kazandın. Abi ya, Toriel'i özlemişim, yemin ediyorum bilmeden öldürmüştüm. Evet. Burada git gel yapmamız gerekiyor değil mi? Toriel abi. Böyle gideceğiz şurada, şöyle bir buralara bakalım. Batıdaki oda doğudaki odayla aynı şablona sahip. Sonra böyle bir daha geldiğimizde Toriel bizi buradan geçiriyor diye hatırlıyorum. Bulmaca bu ama... Neyse, şimdilik elimi tut. Abi Toriel'i ben geçen bölüm nasıl öldürdüm bilmiyordum ya. Cahillik ettim Toriel ya. Bu sefer iyi son yapacağız. Herkesi bağışlayacağız. Çok tontiş olacağız. Ondan sonra kötü son yapacağız. Türkiye'de bak ilk natural anlamda böyle hani bitiren büyük kanallardan biri değil. İlk büyük kanal bizdik. Bulmacalar şu an çok tehlikeli yavrum. Tamam Kengs, çok üzgünüm yani. Buraya kadar çok başarılıydın evladım. Ama senin için zor bir isteğim olacak. Bu odanın sonuna kadar kendi başına gitmeni istiyorum. Bunun için beni affet. Kanka bu çok kolay bir görev yani. Çok kolay bir görev. İleride sansmans diyorsunuz. Kötü sonunda neler yapacak bizi kim bilir. Erocum. İsmi Kara yapmadım, Cahara yapmadım. Çok çok büyük bir fark olacağını sanmıyorum ama. Bazılarınız Çara yap dedi, bazılarınız yapma dedi. Nasıl okunduğu hakkında bir fikrim yok. Şimdi Toriel Reis burada bir tane şeyin arkasında saklanıyor değil mi? Aa, neredesin sen Toriel? Aa, ay buradaymış. Ay şapşal. Selamlar evladım. Endişelenme. Seni terk etmedim. Onca zaman bu sütunun arkasındaydım. Ya şapşal, ben de kaçtın sandım ya. Bana güvendiğin için sağ ol. Ama bu alıştırma için önemli bir sebep vardı. Bağımsızlığını test etmek. Halletmem gereken bir iş var. O sırada yalnız kalman gerekecek. Lütfen burada kal. Kendi başına keşif yapman çok tehlikeli. Bir fikrim var. Sana bir cep telefonu vereceğim. Bir şeye ihtiyacın olursa araman yeterli. Usludur, tamam mı? Tamam King, sen rahat ol ya. Sen rahatına bak. Zırr. Alo, ben Toriel. Odayı terk ettin mi yoksa? İlerinde açıklamam gereken birkaç bulmaca var. Kendi başına çözme tehlikeli olur. Kendine dikkat et, tamam mı? Dıt dıt. Froggut, Sakinx, ne yapıyorsun? Sana bulaşmayacağım. Şurada bir gütçük sev. Yaprakların arasında coşkulu fışırtılar. İçini azimle dolduruyor. Eren'e like atmak için azimle dolduruyor. Kaydet. Şimdi buradan gidince ne oluyordu Kings? Bu ne işe yarıyordu? Bir tane alın yazısı. Bir tane alın yazıyor. Al. Bir tane şeker aldın. He tamam, klasik şeyler. Froggut'u bununla bağışlamam gerekiyor mu? Bırak, bırak. Pardon insan. Canavarlarla savaşların için bir tavsiyem var. Belirli eylem yapman ya da canlarını çok az... Bırakana kadar savaşman gerek. Onlar seninle savaşmak istemeyebilirler.
Bir canavar seninle savaşmak istemezse lütfen merhamet et insan, bırak. Tamam, bu da güzel bir şey verdi bize. Aha, artık kimseyle savaşmayacağız abi, insaf. Aa, direkt bağışta basmayacaktım aslında. Hop hop. Hey bebeğim, oğlum ben pro'yum lan. Arkadaşlar hiç ölmeden bu seriyi yenmeyi planlıyorum. Frogat'a iltifat edelim. Frogat tek iltifatta pohpohlanıyor, hemen pes ediyor. Utançtan kızardı, bırak. Kings gel, ben oğlum Sans'ı bile yeneceğim lan, göreceksiniz lan. Savaşma isteksiz görünüyor Frogat. Aa tamam, direkt pes etti zaten. Frogat ne dediğini anlamadı ama yine de pohpohlandı. Frogat benim bağışladı şu anda. Gel Frogat'cığım gel, hop bak, hop hop, ne oldu yaprağım ha? Bağışla. Herkesi bağışlaya hayvan gibi altın kazacağız ve bu şekilde iyi son yapacağız. İnşallah tek seferde bu tünelden çıkmayı planlıyorum. Oo, gene birileri geldi. Kim bu? Frogat yakınına zıpladı. Miau. Frogat'ları yenmek çok kolay gençler. Böyle sağ sol yaptığınız zaman bir tane iltifat yapıştıralım Frogat Reis'e. Haha ne oldu yaprağım? Bağışla bebeğim. Bağışla olayı çok hızlanmaya başlayacağım bu işte. Elim zaten alışacak. Şu an bile yavaş sayılırım. Acaba bu bölüm Toriel'i şey yapabilir miyiz? Onu çok merak ediyorum. Oğlum bu niye gitmiyor hiçbir yerden? Dalga mı? He hatırladım, unuttum. Bunamışım la ben. Buradan gidiyorduk değil mi? Hey Ero zırr. Alo ben Toriel. Alakasız olacak ama hangisini tercih edersin? Tarçın mı, karamela mı? Dur, sakın söyleme. Karamela mı? Evet, karamela. İçime doğdu. İnsanlar buraya düştüğüne garip ama genelde onları zaten tanıyormuşum gibi hissederim. Doğrusu seni ilk gördüğümde eski bir dostumu ilk defa görüyormuş gibi hissettim. Buradan bazı göndermeler. Oyunu direkt silip şey yapsaydım bu göndermeler olmayacaktı. Ama geçen sefer ben tarçını seçmiştim sanki. Yok, karamelayı gene seçmiştim aynen. Garip değil mi? Peki, seçimin için teşekkürler. Evet, buradan bu taşı götürmemiz gerekiyor. Zırr. Alo ben Toriel. Tarçından nefret etmiyorsun değil mi? Senin tercihini biliyorum ama sofrada görsen yemezlik yapar mısın? Hatırlarsanız en son ben demiştim ki Toriel galiba bize tarçın ve karamelayı bulayıp öldürecek demiştim ama. Tamam. Anladım. Sabırlı olduğun için sağ ol bu arada. Tamam Toriel'cim, bak gene arayacak şimdi. Hoppa. Şuradan böyle zıpırık diye geçmemiz gerekiyor. Kim geldi? Reis Frogat. Karşın Frogat gelsen bir iltifat edeyim ya. Ben Frogat seni ben sevmiyorum. Ha. Utançtan kızardı vurrak. Vurrak, ben sana bir vurrak. Burası Irak. Bam bam. Bu kadar kolay bağışlanma ya Frogat'cığım. Zıbappa zıbap ıvıcı vıcı vış. Zıbappa zıbap ıvıcı vıcı vış. Bu niye olmadı? Tamam, burası da oldu. Devam ki. Zırr. Alo. Herhangi bir alerjin yok değil mi? Neden mi soruyorum? Sebebi yok. Hiçbir sebebi yok. Abi ama cidden psikopat gibi sormuyor mu? İlk de ben cidden bunu hani öyle anlamakla bence yani bu nasıl yapıyorduk lan sanki? Şuradan mı gidiyorduk? Şuradan aha hatırlıyorum sanki şöyle. Ah be, oradan bir yere yukarı çıkacağız. Dur. Ezberimde gibi abi. Bence bu sefer çok zorlanmayacağım ya ben bu oyunu bitirirken. Çünkü diğerki ilk oynayışımdı ya. O bebeğim bu kime? Wimshu. What? Wimshu direkt. Wimshu'yu teselli edeyim ya. Wimshu gözyaşlarına boğulur ve kaçar. Wimshu niye kaçtın lan? Ben seni bağışlayacaktım lan. Anlamadım. Wimshu niye öyle atar? Wimshu niye öyle triplere girdin yavrum sen ya? Wimshu çok garip bir insan. Şu buralar diğer sonuna çok benzer ama ne olacağını çok merak ediyorum abi ben. Şuradan şöyle Allah. Tamam dur, hatırladım. Bekle, buraya tekte. Üçüncü seferde geçeceğim. Bu mesela Megalon, Alphys falan oralarda ne yapacağız çok merak ediyorum. Bu kim? Bu direkt bağışla abi. Wimps manyak. Hem önümü kesiyor. Burada niye tekliyor böyle? Buradan böyle gittiğimiz zaman dümdüz oh! Oradan nasıl gidecektik ya, unuttum. Abi bu arada niye tekliyor? Orada bir tekliyor oyun. Şöyle mi gidiyorduk lan yoksa? Aha! Ah!
Oh de. Bu kim lan? Vimşu, niye önümü kesip duruyorsun ya? Zaten savaşmak istemiyorum, manyak. Aha, iki tane Frogut. İlk defa iki tane Frogut geldi. Combo yapacağım lan size, gelin buraya. Aha, Frogutlardan birini zopurladık. Sen de zopurla kanks. Boom bere. İlk defa ikili canavarı blok edebildik. Aha! Tamam, çözdük herhalde galiba. Oh be. Aa, bu nasıl? Aa, bu direkt bağışlanmak istiyor zaten. Flört edeyim. Kalçanı saldın, mold small da salladı. Ne kadar da anlamlı bir diyalog. Vıcık vıcık sesler. Biz bununla hiç kapışmadık mı ya önceden? İlk defa görüyor gibi oldum. Başla. Devam ki bro. Aha, bu manyak. Ruhsuz taşın oraya geldik. Kim önümü kesiyor lan? Oha, adamlar üçlü combo yapıyor. Tüh be, keşke direkt bağışla deseydim. Bakalım, hiç demeyi çalmadan. Üçünü de aynı anda bağışladım. İyi olduğum için böyle hemen bana bağış atıyor. Abi, kötü son da çok güzel olacak. Herkesin içinden geçeceğiz. Ha, bu o muydu? Hop dedik kardeş. Kimin itebileceğini söyledi. İlerlememi mi rica ediyorsun demek? Tamam, sadece senin için balkabağım. Bu ne samimiyet? Ben şunu da koyayım da bir dur. O mecbur, onunla bir diyalog geçeceğiz biz az sonra. Birazcık asılıyor bize bu taş. Biraz daha mı ilerlemi istiyorsun? Evet bebeğim. Tamamdır. Bu nasıl? Ya kardeş, oraya değil. Yanlış tarafa mıydı? Tamam. Sanırım kaptım olayı. Hadi yavrum, adamsın sen. Adamsın yo. Allah. Ya dalga mı geçiyorsun? Taşçım. Orada kalmamı mı istiyordun? Evet bebeğim, evet. Beni cidden yoruyorsun abim. Sen de beni yoruyorsun kardeşim. Dile gelmiş konuşan bir taşsın sen. Kim önümü kesen? Bam bam. Direkt bağışlıyorum. Bunları hiç savaşmak bile istemiyor artık. Bro. Burada bir farenin bir gündeliğini terk ederek peynir alma olasılığını bilmek içini azimle dolduruyor. 20 dakika olmuş. Bu peynir uzun zamandır buradaymış. Masaya yapışmış. Farecim, o peynir ne zaman alacak? Aha. İlk böyle boss gibi diyebileceğimiz şey, reis geldi. Hor. Gitti mi? Hor. Bu hayalet yüksek sesle horlayarak uyuyormuş gibi yapıyor. Zorla kaldıracak mısın? Hayır dersem ne olacak? Yo, mecbur kaldırmam lazım. Tamam, mecbur kaldıracağız. Bunu nasıl bağışlayacak hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Burada güzel bir diyalog yapmamız lazım. Hatırlarsanız bunu önceden ağzına vurmuştum. Tokatlamıştım bunu galiba. Öldürdüm diye hatırlıyorum. Eylem. Napslok, flört. Bununla biraz bir flört edelim biz. Seni sadece bunaltırım. Napslok bebeğim, nasılsın he? Oğlum, bunlar bize artık işlemez. Biz Askor'la kapıştık diyeceğim de bu güçlü değil mi? Şaka maka. Bunu ben bir neşelendireyim. Napslok'a sabırlı gülümsedin. Hehehe. Bir şey yapasım yok, üzgünüm. Hiçbir şey yapmadı. Napslok, seni neşelendireceğim bebeğim. Ufak bir espri yaptın. Hehehe. Ağlamaya devam ki yapıyor. Bu aslında Napslok'un bir şeyi olmalı ya. Oo, tamam çözdüm. Napslok keyfinin yerine getirdi. İki tane daha neşe koyduğumuz zaman bu kolay. Ben deneyeyim. Ne yapıyorsun lan? Buna şı blok diyorum. Beğendin mi? Güzel kanka, bana da zararı yok yani. Heyecanla cevabını bekliyorum. Evet, beğendim. Aha tanrım. Genelde harabelere etrafta kimse olmadığı için gelirim. Bak, bu diyalog mesela öncekinde yoktu ama bugün iyi birisiyle tanıştım. Of, yine saçmalıyorum. Yolundan çekileyim. Oo, ilk defa bakın. Bura nereye gidiyordu baba? Aa, bir dakika. Abi, bir de bu klavye niye böyle? Bu ne lan? Örümcek kermesi. Tüm kazançlar gerçek örümceklere gidecek. Hatırladım. Bak, klavye böyle şey oluyor, tekliyor. Niye öyle oluyor? Hiçbir fikrim yok ama. Sağ Frogut, ne yapıyorsun reis? Bırak. Bırak of. Arkadaşım beni hiç dinlemiyor. Ne zaman konuşsam sözlerimi X'e basarak geçiyor. X'e basınca söz mü geçiliyor lan? Bu doğru. X'e basarak. Ben basıyorum. Hayır, sen de mi? X'e basarak geçemedim ki ben sözlerini. Görmedin mi? Örümcek kermesi aşağıdan sağa dönünce. Tamam, geç burayı. Özel bölümler falan filan. Geç lan, geç. Biz iyi bir insanız. Tamam, anladık. Kermes örümceklere gidecek. Yol al.
Bu Vrak ne diyor? Vrak. F4'ün onu tam ekran yaptığını biliyor muydun? Biliyorum, şu an öğrendim. Eyvallah Kings. F4 neyi ifade ediyor? F4 Frogget mi? Bu odada en fazla 3 Frogget görüyorum. Bunu söylemek biraz rahatsız edici. Vrak. Ha, bunlar bize bilgiler veriyor. Bu sanki bizim diğer sonda yok muydu ya? Vrak. Bir insana göre çok merhametli olduğunu duydum. Eminim biliyorsundur ki bir düşmanı bağışlayabildiğin zaman ismi sarı olur. Bu konu için ne düşünüyorsun? Çok yardımcı oldun. Teşekkürler. Gerçekten yardımcı oluyor. Unutma. Bağışlamak artık savaşmaman anlamına gelir. Belki bir gün isimleri sarı olmasa da yapman gerekebilir. Askor'dan bahsediyor. Askor'un hiçbir zaman ismi sarı olmayacak. Alo. Demin fark ettim ki evi toplamayalı uzun zaman olmuş. Bu aralar hiç misafir beklemiyordum. Yerde merdiveni bir sürü eşya görebilirsin. Onları alabilirsin ama ihtiyacın yoksa yanında taşıma. Bir gün çok istediğin bir şey görürsün. Onlar için cebinde yer bırakmak isteyebilirsin bebeğim. Dıt, tamam bebeğim. Anlaşıldı. Kim geldi gene? İnsaf. Bir çaça. Oo, ilk defa mı bununla kapışıyoruz biz? Ne yapıyor bu reis? Ne yapıyorsun lan? Mixup'un dünya umurunda değil. Mixup ne yapıyorsun ya? Hiya. Mixup dans ediyor. Sağ Kings, ben de dans edeceğim. Bak zıbapba zıbapba zıbapba. Bam. Aslında iyi son da eğlenceliymiş. Daha bakın şimdiden hiç bilmediğimiz, ilk defa gördüğümüz şeyler gördük. Sadece bir düğme var. Bu olay neydi abi? Burayı ben hatırlamıyorum sanki ama. Aa, bu ne? Vegeta topraktan çıktı. Eylem. Akşam yemeği hakkında konuşalım. Bitkiler konuşamaz aptal. Aptal mı? Sen ne terbiyesiz bir insansın. Senin ağzını vurabilirdim ama iyi son yapacağım. Akşam yemeği hakkında konuşalım. Karnına hoşlanın. Victoid sana sağlıklı bir oyun sundu. Yeşildi ki. Olur Kings. Hoppa. Aa, ne güzel. Aa, direkt pes etti. Tamam. Bana acık daha can var Kings. Victoid'in demek ki böyle bir olayı varmış. Bakın yeni bir şey öğrenmiş olduk. Allah, onu alayım derken hayvan gibi can kaybettim. Victoid git lan, kustum sana. 4 tane de altın aldık beleşe. O değil de şurada bir şey var abi. Onu çok merak ettim. Bu kapı neyin kapısı? Oh. Bir şey açtım ama kim geldi? Lux yakınlaştı. Lux'a sataşmak istemiyorum ben. Sonunda biri anladı. Ha, bu o şerefsiz değil mi? Bu sonlarda gelmişti. Çok tehlikeli. Bunun babası vardı. Bağışla. Tekte bağışlıyoruz lan. Çok kolay. Ben zor olacak sanıyordum iyi son ama kötü son çok zor olacakmış dediğinize göre ya. Oo, burayı hatırlıyorum. Uzaktaki kapı çıkış değil. Basit bir perspektif yanılgısı. Burada şimdi bunları tek tek seçecektik değil mi? Bir düğmeye basacak mısın? Evet. Hiçbir şey olmadı. İlk önce aşağı ineceğiz abi tamamen. Bunları basmanın hiçbir anlamı yok çünkü. Hayır, basma. Aşağı ineceğiz. Kim saldırıyor? Salla kolları bebek. Oğlum sen manyaksın. Sen manyaksın bebeğim. Migosp sen bir çılgınsın. Oğlum kimse bize saldırmıyor. Önceden bizim ağzımıza vurmaya çalışıyordu millet. Aa, dikenler niye kendine açıldı? Ha, bu şey muhabbeti değil mi? Lux yakınlaştı. Lux, sataşmayacağım sana dostum. Sonunda biri anladı ha. Bu miyop falan astigmat saldırısı yapıyor değil mi? Bağışla benim bebeğim. Teşekkürler bebeğim. Şunu... What? Ha. Hatırladım. Bir tane şeyin arkasında şey vardı. Çok açıklayıcı oldu. Aha, şuradaki düğmeye basmam gerekiyor. Bir düğmeye basacak mısın? Evet bebeğim, basacağım ona. Bir klik sesi duydun. Bak mesela diğer sefer burada en az 10 dakika oyalanmıştım abi. İyi son olduğu için, önceden bildiğimiz için... Kim saldırıyor gene? Lux. Bebeğim bana sataşma. Bana sataşma. Kötü sonda hepinizin içinden geçeceğim siz. Allah. Oğlum şaka maka. Ağzı vurma. Kötü sonda bunların içinden geçer arkadaşlar. Herkes tek ata tokatlayacağız milleti. Bu arada şurada bir yerde bir tane daha gizli tuş var mıydı? Yok. Hangine basmam gerekiyor? Aa. Yapma be. En başa attı beni. Aa, aynı anda şimdi. Vitamin A içerir. Adamlar beni bağışlamadı lan. Au. Baş şerefsizler. İnsan bağışlar lan. Abi ölürsem ne olacak? Bir dakika. Şşş.
Şaka maka sert dalıyorsunuz, ağzınıza vururum ha. Ne olacak lan böyle? Umurumda değil falan diyor abi, ölüyorum. Aa, oho. İlk sonda öldüm. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Menüyü korumadın lan Toriel. Aa, diğer sonda olsa ağzını vurdum onların da, kaçabilirim de kaçmayacağız işte. Oha çok geri atmış lan beni. Oha, dalga mı geçiyorsun? Niye bu kadar geri attı beni? Bu arada bir yerde sandviç, full sandviç soy yapacağım bu sefer. Hatırlarsanız diğer yerde sandviç soy yapmamıştım. Oh be, direkt açtım. Bir save alalım ya. Bunlar biraz sıkıntılı ya. Akşam yemeği ye. Bu olay çok güzelmiş ya, bize can veriyor ya. Acaba biz iyi son yaptıkça bu canavarlar bizim arkamızda mı duracak, onu da çok merak ediyorum. Abi bir save alayım, gözünü seveyim. Şurada sanki gizli bir tuş vardı ya. Yeah bro. Bir klik sesi duydun. Ezbere biliyoruz, çok hızlı geçiyoruz o yüzden. Abi gene birileri geldi, kim geldi? Migosp, Migosp'la hiç konuşmadan direkt şey yapmam lazımdı galiba ya. Akşam yemeği konuşmam lazım şeyle, Vectoid'le. İğrenç dedi, terbiyesiz, alakası bak. Okey. Bu illa böyle sona kadar dans etmek istiyor. Tek başına dans etmek istiyor. Migos. Görüşürüz Migos. Oo, bu kırmızı ağaçlar, bu kırmızı güller. Bunlar var ya bunlar. Anılarım canlanıyor. Oo! What? Oyuncak bıçak buldun. Aa, ben burayı bilmiyordum. Önceden girmemişim buraya. Bırak, bırak, aramızda kalsın. Toriel'i biraz önce buradan geçerken gördüm. Yiyecek için birkaç malzeme taşıyordu. Ne için olduklarını sormadım. Herkes onunla konuşmaya çok korkuyor, bırak. Hem bu bizi fişfikliyor, fitneliyor şerefsiz. Ben de hatırlarsanız ilk de ben de Toriel bizi öldürecek sanmıştım ya. Vay canına. Bu düşündüğümden fazla vakit aldı. Oo Toriel, hoş geldin bebeğim. Kim arıyorsun lan? Beni mi arıyorsun? Buraya nasıl geldin evladım? Yaralandın mı? Yaralanmadım. Geçti geçti, seni iyileştireyim. Yaralanmadım kanka, yaralanmadım. Seni bu kadar üzün, yalnız süre bırakmamalıydım. Sana böyle bir sürpriz hazırlamak sorumsuzcaydı. Şey, sanırım artık daha fazla saklayamayacağım. Gel küçüğüm. Biz burada bunu bizi öldürüp kokoreçimizi çıkarıp kafamızı ezecek falan sanmıştık ama maalesef. İzin yazımla dolduruyor. 26 dakika mı oldu? Oha. Ve işte o ev. Kokuyu alıyor musun? Sürpriz! Tarçınlı karamel turtası. Gelişini kutlarız diye düşündüm. Burada iyi vakit geçirmeni istiyorum. Bu yüzden bu gecelik salyangoz turtasını es geçtim. Gel, sana bir sürprizim daha var. Gel. Not you. İşte burası. O bizim odamız. Sana ait bir oda. Umarım seversin. Oo, saçımı okşuyor. Geçen sefer sanki okşamamıştı. Yine kokusu mu var? Kendi evindeymişsin gibi davran. Git de ocağa bak yaprağım. Evet, burası bizim klasik odamız. Burada bir gece yatmamız gerekiyor. Ve kalktığımızda bir şey bulduk. Yatmam gerekiyor mu? Bir dilim tarçınlı karamel tortası buldum. Aa, bu... Bir dakika, siz diyordunuz ki boş bir fotoğraf çerçevesi, çok tozlanmış. Aa dur, şu sandığın içinde bir şey yok değil mi? Abi çok fazla easter egg var oyunda, çeşitli boyalardan bir sürü çocuk ayakkabısı. Hem burada ilk oynasaydık anlayacaktık ne olduğunu. Burası Asgore'un yüksek ihtimal çalışma odası. Kesinlikle iki kişilik yataktan daha büyük. Çünkü Asgore çok eski bir sıradan bir kova. Salyangozla dolu. O değil ya, şu defter ne var? Toriel'in günlüğü, işaretli bölümü okuyacak mısın? Okumayacağım. Bölümü okudun. Neden bir iskelet arkadaş edinemez? Çünkü can dostu bulmak zordur. Diğer sayfalarda bu tarz şaka ve espriler doldurulmuş. Sans'ın esprileri, bildiğinizde Sans'la kapıdan konuşuyorlardı ya. Yer altında yaşayan bitkiler hakkında bir ansiklopedi ortasını açtın. Kamı, sulak yerde topluca çıkan uzun tohumları olan bir bitki. Halk arasında su sosisleri olarak da bilinir. Tamam neyse, buraları geç kanka. Her yerde gördüğünüz gibi ve bu odayı ne zaman açacağımızı bilmiyorum. Bu oda tadilatta. Odayla ilgili bir hikaye var sanırım.
Aga be ben şey çok üzülmüştüm ya. Bir daha uyusam mı bir Toriel'in yanına gideyim öyle uyuyayım ben. Aşağı inmeye şimdi gerek yok. Bir Toriel'la o klasik muhabbetleri yapalım. Bir gidem hatta turtayı alam. Yemeyeceğim o turtayı. Evet bu turtayı da almam gerekiyor. Turtanın büyüklüğü hepsini yemen için gözünü korkuttu. Galiba bu benim aldığım turta benim işime yarayacak Askor'la. Askor'la fight'le işine yarayacak demiştiniz. Marka çikolataları gofretler var tamam. Bir Toriel'la klasik görüşümüzü yapalım. Bakıyorum da uyanmışsın. Burada olmandan ne kadar memnun olduğumu bilmeni isterim. Paylaşmak istediğim o kadar çok kitap var ki. Sana favori böcek avlama yerimi göstermek istiyorum. Ayrıca eğitimin için sana ders programı hazırladım. Seni şaşırtabilir ama ben hep bir öğretmen olmak istemişimdir. Aslında belki çok şaşırtıcı gelmemiştir. Her neyse. Burada kaldığın için memnunum. Bir şey mi istemiştin? Evet hiçbir. Ne zaman eve dönerim? Evet. Hiçbir şey dersen ne olacak? Bir şey söylemek istersen tekrar bana gel. Şimdi şöyle burada bir şey merak ediyorum arkadaşlar. Ben burada direkt aşağı inersem ne oluyor acaba? Bu kitaplar yıpranmış, çok çok okunmuş olmalılar. Ben buradan aşağı inersem ne olacak? Ha, hiç mi inemeyeceğim acaba? Dur bakayım. Evet. Sessizlik. Ah! Bence burası senin üst katta oynamalısın. Çok hızlı geldin, korktum. Ne yapıyorsun ya? Ben buraya birkaç kez inmeye çalışacağım. Bir anda... Tamam. O Toriel'la o klasik eve gitmek istiyorum, eve gitmek istiyorum konuşmasını yapmadan anlaşılan biz buradan gidemeyeceğiz. Tamam. Burası rüzgarlı, üşüteceksin. Acaba Toriel'la o konuşmayı hiç yapmadan ben buraya sürekli girsem ne olur ya? Çok merak ediyorum şu an. Çünkü... Burası toz içinde, boğazına kaçacak. Bakın her seferinde tekst değişiyor, her seferinde diyalog değişiyor. Ben gitmeye devam ki yapacağım. Burada görecek bir şey yok. Ya varsa? Ya varsa bana ne gideceğim. Gideceğim bana ne. Gideceğim. Bir kitap okumak ister misin? İstemiyorum. Toriel istemiyor. Tamam son kez. Son 3 kez daha deneyelim hadi. Şerefsizlik değil mi? Senin oynadığın oyunu sevmiyorum. Toriel'e kışkırtma bol bir. Za. Neden bahçede gezmiyorsun? Bahçen yok kanka. Sen mağarada yaşıyorsun. Ne oldu yaprağım? Ha gene girdi. Aynen şimdi. Abi her sefer ne kadar sürecek bu mesela? Toriel'e de kışkırtma çekiyorum anasını satayım. Galiba bitti diyaloglar. Tamam Toriel'la son iki abi hadi. Tamam artık bitti diyaloglar. 3 nokta gösteriyor. Son bir kez daha deneyeceğim. Eğer bir şey söylemezse gideceğim ve artık eve gitmek istiyorum diyaloğunu yapacağız. Tamam artık Toriel kızdı artık konuşmuyor. Hiç yani tamam teşekkürler. Toriel artık diyeceğim ki yaprağım, yavrucum, kuzucum benim. O biliyorsunuz bir kuzu. Merhaba. Okuduğum kitap hakkında bir şeyler duymak istiyor musun? Kitabın adı Salyangoz için 72 kullanım. İster misin? Harabelerden nasıl çıkarım ve başlıyoruz. İlginç bir salyangoz bilgisine ne dersin? Salyangozların çok yavaşça konuştuklarını şaka salyangoz araçla konuşamaz. Boş yapma Toriel gitmek istiyorum. Harabelerden nasıl çıkarım? Bana bunu anlat Toriel. Bana balık tutmayı öğret Toriel. Bir şeyler yapmam lazım. Burada kal. Ne yapmaya gittin la? Nereye gitti bu Toriel? Nereye? Ben burada bir uyuyayım kalkayım. Ne olacak lan bir fikrim yok da normalde yapmadığım şeyleri yapmaya çalışıyorum. Belki farklı şeyler olur. Toriel Reis nereye gittin ha? Şu odada ne var çok merak ediyorum ya. Yorumları zaten yazarsınız da. Bu hata. Neyse Toriel Reis'e gidiyoruz. Niye yapmaya gittin ha? Çok merak ediyorum ha. Neredesin la? Aşağı mı in Toriel? Aa aşağı indi o zaman Toriel. Oh yeah. Geliyorum Tori. Reis geliyorum. Hadi bakalım. Ormana giriş başlasın ki. Evet. Ve Toriel Reis burada. Eve nasıl döneceğini bilmek mi istiyorsun? Değil mi? İlerlememizde harabelerin çıkışı var. Yeraltının geri kalanına gitmek için tek çıkış orası. Orayı yok edeceğim.
Bir daha kimse terk edemeyecek. Şimdi uslu bir çocuk ol ve üst kata çık. Nah çıkarım. Gideceğim. Sizi de kurtaracağım oğlum. Buraya düşen her insan aynı kaderi paylaşıyor ya. Tekrar aynı şey yaşıyorum ya. Geliyorlar ve gidiyorlar, geliyorlar, terk ediyorlar, ölüyorlar. Sen masum evladım, harabeleri terk edersen onlar Askor seni öldürür. Askor bu arada kocişkosu. Ben sadece seni koruyorum, anladın mı? Odana git yavrum, gitmeyeceğim. Ben burada şeyi çok merak ediyorum. Beni durdurmaya çalışma. Bu senin son yarın. Bakalım burada Toriel'la nasıl bir savaş yapacağız? Çok merak ediyorum. Bu kadar çok mu istiyorsun terk etmeyi? Of, sen de aynı diğerleri gibisin. Bunun için tek bir çözüm var. Kendini kanıtla. Hayatta kalabilecek kadar yeterince güçlü olduğunu bana kanıtla. Evet, şimdi burada başlıyoruz. Önceden cahillik ettik, Toriel'i öldürdük. Bu sefer Toriel'i öldürmeyeceğiz. Toriel'la konuşacağız. Toriel'e onun öldüğünü gördüğünü... Toriel'e onun öldüğünü gördüğünü söylemeyi düşündüm. Öldüğünü gördüğünü. Aaa! Hani önceden öldürdük ya bunu. Önceden seni öldürdük, adam ol diyoruz Toriel'e. Ama bu ürkütücüydü. Savaşmadan ya da kaçmadan insaf edebilir misin? Başla. Hoppa, ne oldu yaprağım he? Ne oldu? Eylem, korunuş. Kaçmayıp insaf edebilir misin? Edebilirim. Hoppa. Biraz zor olacak. Toriel'in büyülü bir saldırıya hazırlanıyor. Konuşmaya devam et. Kaçmayıp insaf edebilir misin? Edebilirim kaçmayıp insaf. Allah. Bu ne lan, Askor gibi saldırıyorsun. Ne yapıyorsun Toriel'deyiz? Sakin ol ya. Ne yapıyorsun sen? Terbiyesiz. Çok sert, hardcore saldırdı ya. Ta buradan başlatma işte be. Şimdi burada galiba Toriel'le konuşup birkaç kez full bağışlı yapmam lazım. Bu Sans'la konuştukları kapı. Acaba full öldürmeye saldırsam sonra mı şey yapsam? Ya da bir full konuşalım abi. Toriel onun öldüğünü gördüğünü söylemeyi düşündüm. Ama bu ürkütücüydü. Savaşmadan ya da kaçmadan insaf edebilir misin? Abi ya. Şimdi burada Toriel derin bir nefes alıyor. Bir kez daha konuşacağım. Bundan sonra full sanıyorum ki şey yapmam lazım. Full bağışlı yapacağım. Hoppa. Zor. Toriel zor. Kaç kez bağışlı yapmam gerekiyor bilmiyorum. Abi bu zor ya. Toriel zorsun ya. Tamam, bu kolaydı. Al. Bir kez daha bağışla. Burada şöyle bir şey mi yapmam lazım ya? Of. Toriel vurma, ne yapıyorsun? Kanka ben bağışlamayı öğrendim insanlara artık. Ah. Saldır ya da kaç. Hayır, bağışlayacağım seni Toriel baba. Oo, Askar'ın saldırısından yaptı. Bağışla. Böyle ne kanıtlamaya çalışıyorsun? Ben iyi bir insanım, herkesi bağışlayabilirim. Oley saldırmıyor bana. Oh be, sonunda. Toriel sana doğru bakıyor. Bağışla. Savaş ya da git. Gitmeyeceğim, bağışlayacağım seni Toriel. Seni bağışlayacağım Toriel aşkom. Toriel böyle bir saldırıya hazırlanıyor. Hayır. Kes artık. Hayır, hadi saldırsa ne oldu yaprağım, saldıramıyorum. Hadi saldır. Bana öyle bakmayı bırak. Toriel beni bırak. Hepimiz için iyisi bu Toriel. Git buradan. Gitmeyeceğim Toriel. Bunu yapabiliriz Toriel. Birlikte kazanabiliriz. Hayır Toriel. Toriel bana saldırmıyor, bak kaçıyor benden. Full bağışla. Kaçmayacağım değil mi? Kaçmamam lazım. Beni bırakana kadar bağışlayacağım. Eve gitmek mi istiyorsun? Biliyorum ama... Bağışla. Ama lütfen üst kata çık. Bağışla. Sana burada bakarım. Söz veriyorum. Hayır, bağışla. Çok bir şeyimiz yok biliyorum ama... bağışla. İyi son başlıyor. Burada güzel bir hayatımız olur. Hayır.
Bağışla. Niye bu durumu bu kadar zorlaştırıyorsun ki? Bak seni öldürmedim işte yavrum. Lütfen yukarı çık. Çıkmayacağım Toriel. Bırak beni Toriel. Eve gitmek istiyorum Toriel. Birlikte hepinizi kurtaracağım Toriel. Acı nasıl değil mi? Daha bir çocuğumu bile koruyamıyorum. Aha, duygusal girmeye başladı Toriel. Hayır, anlıyorum. Burada hapisken mutsuz olacaksın. Harabeler buraya alışınca çok küçük geliyor. Senin için böyle bir yerde büyümek doğru olmaz. Hayallerim, yalnızlığım, korkum. Senin için evladım. Bunları kenara atıyorum. Aha. Eğer gerçekten harabeleri terk etmek istersen, seni durduramayacağım. Ama terk edersen, lütfen geri dönme. Umarım beni anlarsın. Aa, ne güzel, çok güzel. Ya Torin ya, ya senin yerim ya. Güle güle evladım. Toriel öldürmedik. Ya şapşal şey seni ya, yiyeceğim. Aa, gidip bir sarılamaz mıyım ya? Gidip bir sarılacağım ya. Gidip bir sar. Gidip bir sarılabilir miyim ya? Ha, bir daha savaşmayız bence. Bir gideyim bir sarılayım. Duruyorum yerinde. Şu an gidersen ne olacağını çok merak ediyorum çünkü. Bir daha yolu kapatmaz bence. Bir de hatta burada bir save alalım mı? Sonra Sans gelecek. Orada bitiririz zaten. Ne yapıyorsun lan Toriko? Şurada ben bir save alayım da ne olur ne olmaz. 35 dakika mı olmuş? En az bir saat oldu şu an. Neyse şeyimiz duruyor değil mi? Karamel turtası önemli abi. Ha, hasit. Ya ben bilgi alacaktım, niye yedin? Karamel turtasını yememem gerekiyordu. Ananı. Ona az kura verecektik. Ya! Ya bilgi alacaktım ben ya. Bir tane daha karamel turtası almaz mıyım ya? Abi kafa yiyeceğim. Dalga mı geçiyorum? Bir daha şurada bir uyuyayım bir. Hadi uyanla karamel turtası ver bana. Allah'ını seviyorsan. Ero, lütfen. Uyan. Sen insanların ve canavarların geleceğisin. Tamam kanka, pes etmedik de. Ya ben bu an şu an mahvoldum ki ya. O karamel turtasını yememem gerekiyordu ya. Onu Askor'a verecektik. Hikaye çok büyük bir değişikliği yok ama onu görmek istiyordum. Askor onu yapınca çok tanıdık geldim de öyle bir şeyler diyordu. Neyse ya. Toriel bir daha burada beklemez diye düşünüyorum. Aha artık giriyoruz, tamam harabelere gidiş. Of ya, yanlışlıktaydım abi. Elimin ayarını edeceğim ama ya. Gidiyoruz. Sans Reis karşılayacak bizi. Buradan sonraki ilk save'de ya da biraz daha devam edelim. Ve Flavin'in mekanke. Abi şey nasıl dışarı çıkacağız? Onu çok merak ediyorum. Şerefsiz Flavin. Aa, burada keşke easter egg olsa değil mi? Flavin'i böyle çıkıp ağzına vurabilsek. Ve harabelere giriyoruz. Undertale. Çeviri Bora Yüksel ve Şenay Bozkurt. Toby Fox yapımı. Gerçekten harabelere giriş yaptık artık. Bundan sonra geri dönüş yok. O turtayı keşke yemeseydik. Artık giriş yok. Burada bir Sans'la buluşacağız. İlk save'den sonra ya da biraz daha oynayalım Sans'la. O korkunç müzik. Ben hatırlarsın Sans'ı Askor sanmıştım abi. No lilla diye korkmuştum lo. Aha. Uh-oh, Sans, bebeğin burada olduğunu biliyorum Sans. Neredesin Sans, eski dostum ha? Gel gel, tamam gel. Böyle psikopatça yaklaşmayı seviyor Sans. Böyle manyak bir çocuk bu. Deli bir şey bu ya. Deli manyak bir şey bu ya. Aha. Hoppa. Klasik korkutucu geliş. Sans, niye böyle gülüşler yapıyorsun yavrum benim ha? Neden böyle gülüşler yapıyorsun? İnsan. Efendim yahu, benim adım Ero. Evet, el sıkışması. Al işte. Sen nasıl bir ruh hastasın sen? Eskene pırtiyasını koymuşsunuz. Dur bakayım. Daha önce duymuş falan mıydın? Daha ben söylemeden arkanı döndün. Garip. Neyse ne. Sen insansın değil mi? Ben Sans, iskelet Sans. Aslında şu an insan avlamak için nöbet olmam lazım. Ama yani... Kimseyi yakalamak umurumda değil açıkçası. Bu arada kardeşim Papyrus. Kendisi insan avlama hastası. Hey, aslına bakarsan galiba hemen şurada olması lazım.
bir fikrim var. Şu geçitimsi şeyden geç. Aynen içinden geç. Kardom millet geçin diye giriş yapılmış galiba. Evet, Papyrus'la buluşmamız... Çabuk, tam sana göre şekillenmiş lambanın arkasına. Papyrus'la gelen diyaloglar geliyor. Buradan sonraki şey... Ne haber Kardom? Ne haber? Cevabını biliyorsun kardeşim. 8 gün oldu ve sen hala bulmacalarını tekrar düzenlememişsin. Görev mevkinin dışında geziniyorsun. Bari ne yaptığını söyle. Ya şu lambaya bakıyorum. Cidden çok hoş. Bakmak ister misin? Hayır hayır, bunun için hiç vaktim yok. Ya bir insan buradan geçerse? Hazırlıklı olmak istiyorum. O kişi ben olmalıyım. O kişi ben olmalı. Bir insan yakalayacağım. Sonra da ben muhteşem Papyrus, hak ettiğim her şeyi tamamen alacağım. Saygı, şöhret. En sonunda kral muhafızlarına katılabileceğim. Benim arkadaşım olmak isteyecekler. Her sabah öpücük yumruğuyla uyanacağım. Belki bu lamba sana yardımcı olur ha? Sans, hiç yardımcı olmuyorsun. Tek yaptığın başıboş gezip durmak. Her şey kayıtlı değil mi lan? Sessiz kontrol. Tek yaptın. Her geçen gün daha tembel oluyorsun Sans. Hey, sakinleş dostum. Bugün yapmam gereken tonla işim vardı. Karton. Ha, bu komik espri. Sans. Hadi hadi, sırıttın. Evet evet, nefret ettim. Of. Bu neden benim gibi muhteşem biri şöhret için bu kadar çok şey yapmak zorunda? Vay be, duyduğuma göre çalışmaktan kendini çok yormuşsun. Kemiklerin ağrımış. Of, ben bulmacalarıma devam edeceğim. Senin işine gelince, kendine bir kemik kadro bulsa niye edersin? Manyak Papyrus. Tamam, artık ortaya çıkabilirsin. Evet. Zıbalapap zıbıp uvuj. Bir çeşit kontrol noktası ya da nöbet kulübesi. Ama içerisinde ketçap, hardal, ekşi sos şişeleri var. Burger King. Aslında hey, zahmet olmazsa bana bir iyilik yapar mısın? Düşünüyordum da son zamanlarda kardeşimin morali bozuk. Daha önce hiçbir insan görmedim ve seni görmesi gününü gün eder. Endişelenme, tehlikeli değildir. Olmak istese bile... Milyon kez teşekkürler. İleride bekliyor olacağım. Evet, ilk save'imiz. Bundan sonraki save'de belki de kaç dakika olmuş? O lambanın elverişliliği hala senin için azını dolduruyor. Oğlum 35-42 dakika olmuş lan. Bundan sonraki save alabiliriz. Bu kutuları ben hiç kullanmıyorum ama bunları kullanmak gerekiyor galiba. Kullansam mı? Aa, sert öldüm ama kutunun içinde. Envanterdeki şeyleri bunu atabiliriz ama atmayacağım ya. As! Yukarı çıkacaktım. Yukarıda şey var değil mi? Deniz. Andine hakkında söylediklerime gelirsek. Aa, bizi gördü. Bakışmacalar. Manyakça bakışmacalar devam ki. Soldan gidecektim ya. Orada balık mı vardı? Orada nehir vardı sanki. Evet, maloğullar. Sans, tanrım, bu bir... İnsan mı? Ve çok tanıdık geliyor. Oo, tanıdık geliyor. Hey dostum, ben Erivo, Erivo, hey. Aa, bence de tanıdık geliyor. Taş olduğu için mi acaba? Komik. Hey, taşın önündeki şey de ne? Tanrım. Bu bir insan mı? Evet. Tanrım. Sen sonunda başardım. Andin çok me... Ben artık, ben çok popüler olacağım. Popüler olacağım. Popüler olacağım. Ahem. İnsan, bu alandan geçemezsin. Ben muhteşem Papyrus, seni durduracağım. Sonra seni yakalayacağım. Başkente yollanacaksın. Sonra ne olur emin değilim. Ne olursa olsun. Devam et tabii, cesaretin varsa. Gayet iyi geçti. Meraklanma çocuk. Senin için ona göz yuvarlarım. Komik espriler yapmaya devam ediyorsanız. Buradan gidip şurada ne olduğunu hatırlamak istiyorum.
Aynen. Burada klasik. Bu balığın yere sabitlenmiş bir olta. Sudan çıkaracak mısın? Çıkardım. Bütün iğnelerin garip görünüşlü bir canavar fotoğrafına takılmış. Beni ara. İşte numaram. Aramaya devam. Aramaya karar verdin. İpi suya geri koydun. Eşya durumunda mı? Sert eldiven, sopa, canavar şekeri. Yok. Sopa, bilgi al, çık. Tamam. Telefonla acaba şu an Toriel arasak ne olur? Çok merak ediyorum ya. Dur bir arayalım. Telefon, Toriel'in telefonu. Çalıyor. Açan olmadı. Öldürmediğim halde hala telefonu açmıyor. Ne terbiyesiz bir Toriel bu ya. Oo bebeğim. Bu kim? Karabatak kanat çırparak geliyor. Karabatağa espri yaparsam ne olur acaba? Kötü bir kar şakası yaptın. Daha önce duymuştum. No problem Kings. I am pro. Buna gülersek bence karabatağa daha esprisini yapmadan güldün. Sen ne gülüyorsun? Bana kızdın mı sen? Ya ben mutlu ol diye bunu yapmıştım sadece. Karabatağa espri yapayım bir tane daha. Kötü bir şaka yaptın. Komik olması mı lazımdı? Sen çok atarlısın ha. Lan artistik yapma lan. Oğlum ben sizin var ya notunuzu alıyorum. Sizin notunuzu ben alıyorum. Sizi ben tokatlayacağım lan. Sen neye gülüyorsun? Oğlum buna da yaranamıyoruz ya. Aa terbiyesiz. Ne istiyor, sözünü mü keseyim? Aa karabatağı esprilerinin kötü olduğunu söyledin. İnsanlara karşı hakaretler. Sen bizi yoracaksın birazcık yavrum. Buna her dakika espri yapacağım. Komik olması mı lazımdı? Oğlum sen ne istiyorsun ya? Aa. Nasıl kurtulacağım ben bundan? Kar şakaları yapıyor. Ben bunu paso bağışla mı desem acaba? Kar şakaları yap. En sevdiğim meyve karpuz. Ha bunun bir sert dakika arkadaşlar. Esprilerini dinleyeceğiz bağışlaya basarak. Yoksa bizi başka türlü bırakmayacak. Soğuklukların savaşıyor. Soğuk kanlar savaşıyor diyor falan böyle. Komik olduğunu sanan bir keko kendisi. Serinle. Ha, bu attıkları şey karmış hesapta. Kar şakaları. Artık bırak beni be. Tamam çok komiksin tamam. Ha şimdi gülersek işe yarar sanki. Bak kahkahalara babam. Babam yanılmış. Ha tamam anladım. Esprilerini birazcık dinledikten sonra... Tamam artık anladık. Çözdük olayı. Sağ olun siz. Aynen. Karabatan anlaşılan babası sen çok kötü espri yapıyorsun demiş. Ve Karabatan'a bu şekilde bağışladı kanka olduk. 12 altın verdi bize helal ki. Şurada sanki bir şey mi vardı ya? Kartonun üzerinde bazı yazılar var. Şu an harika yapılmış. Kontrol noktasına bakıyorsun. Bunu kim inşa etmiş olabilir? Biraz kafa patlat. İddia ederim ki çok meşhur bir kral muhafızdır. Daha çok meşhur bir kral muhafızı değil. Tamam Papyrus, senin yaptığını biliyorum. Bir sonraki yıldızda artık videoyu bitirelim. Aha köpek. Bir şey hareket miydi yoksa hayal gücü müydü? Ben sadece hareket eden şeyi görebilirim. Eğer bir şey hareket etseydi, örneğin bir insan, onun bir daha asla hareket etmemesini sağladım. Ben bunu önce ne yapmıştım? Eylem, Dogo, sev. He Dogo'yu sev. Dogo hareketlerinden çok şüpheleniyor. Bir santim kıpırdama. Ha bu şey ilk mavi muhabbet. Tamam. Dogo bir şey bulmamışa benziyor. Sev. Dogo'yu sevdin. Ne? Sevildim. Ha bu mavi şeyler ilk defa burada şey yapıyoruz. Sev. Dogo'yla da kanka olduk. Herkesle kanka oluyoruz arkadaşlar. Nereden geliyor bunlar? Beni görmüyor ama seviyorum. İyi tamam. Dogo ne oldu yaprağım? 30 altın. Bir şey beni sevdi. Hareket etmeyen bir şey. Bunun için ödül mamasına ihtiyacım olacak. Pokocum. Allah. Yanlış bir şey yaptım. Merhaba orada kimse var mı? Hayır mı? Tamam orada hiç kimse yok. Birileri ödül maması tüttürüyormuş. Tamam Sans bebeğim nasılsın yavrum? Direkt buradan böyle geçebilirim Sans'la hiç konuşmadan aslında ama bir konuşalım. Bir hal hatır soralım Sans'cığımıza. Diyalogları atlamayacağım çünkü. Hey! Hatırlamanın şimdi önemli bir şey söyleyeyim. Kardeşimin çok özel bir atağı var. Eğer bir mavi atak gördüğünde hareket etmezsen zarar vermez. Aklından daha kolay tutman için bir ipucu vereyim. Bir duvar levhası hayal et. Dur levhasını görünce durursun değil mi?
Doktor levhaları kırmızı olur, onun yerine mavi levha düşün. Basit değil mi? Dövüşürken mavidir levha sayılır falan filan. Bu neydi lan? Kuzey buz, güney buz, batı buz, doğu karaltan şehri. Tamam ve buz. Şimdi şuradan bu kim? Bu kim lan? Ice Cube kasılarak ortaya çıkıyor. Ice Cube'e iltifat edelim ya. Şapkasının güzel olduğunu söylüyorsun. Şapkam seni duymak için çok yüksek. Hay ımık ekoisti. Aslında bu şekilde bize şey yapıyor. Bir tane daha iltifat edelim. Yiyecek mi? Şapkam seni duymak için çok yüksek falan filan diyor. Bunlar aslında hep bizi sans dövüşüne hazırlayan şeyler ha. Umursamayayım ya ben bunu. Askamın şapkasından gözlerini almayı başardın. Sinir olmuş gibi gözüküyor. Ne yapıyorsun sen ya? Ice Cap'cim tamam yavrum tamam. Çal, neyi çalayım? Askamın şapkasını çalmaya çalıştın. Ama yeterince güçsüz değil. İmdat, moda polisi. Biz bu adamla nasıl baş çıkacağız? Full bağışlayalım. Kar mı? Hayır, bu şapka kalıntısı. Full bağışa dersem şapkamı çok seviyorum, tamam mı? Tamam kanka, tamam. Bir tane daha bağışlayayım. Senin şapkan nerede? Allah. Son bir bağışla. Şapkamı çok seviyorum. Tamam, bu şey yapmaya başladı. Şimdi buna iltifat mı iltifat edelim. Bir şeyler yapalım. Of, tam da vuruyor daha. Askerim şapkasının güzel olduğunu söylüyorsun. Kıskandığın mı çok kötü? He kıskandım he, sal artık beni ya. Yemin ediyor ananı. Auu auu, canım gitti lan. Hadi iltifat etmeye devam. Şapkam seni duymak için. Abi sen dalga mı geçiyorsun ya? Ice Cap yavrum. Çalayım lan şapkanı. Şapşakçı olmamaktansa şapkacı olurum. Aa, yenilmiş gibi gözüküyor dedi. Çok garip bir şekilde yendik mi artık? Oh be, ne garipti ya. Adam ilk önce iltifat etti, sonra umursamadık. Buradan çıkınca nereye gidiyorduk Kings? Aa, kardan adam. Merhaba, ben bir kardan adamım. Dünyayı görmek istiyorum ama hareket edemiyorum. Çok mantıklı. Yani iyilik yapmak istersen gezgin lütfen. Bir parçamı al ve çok uzaklara götür. Evet. Teşekkür ederim, iyi şanslar. Kardan adamın parçasını alın. Oo, eğer yukarı çıkarsak ona iyilik yapmış olacağız. Aha, ama gerçekten o insan... O kişiyi tanıyor muyum? Kimi tanıdığını bilmiyor musun? Püf, tabii ki kimi tanıdığımı biliyorum. Seni tanıyıp tanımadığımı bilmek istedim. Kimi tanıdığımı bilecek kadar kimi tanıdığımı biliyorum. Birisini ya. Hani önceki hep bölüme şey yapıyor, tanıyorum gibisinden falan. Oho, itihan çoma hazırla. Seni durdurmak için kardeşim ve ben bulmacalar yarattık. Bence sen bunu şok edici bulacaksın. Gördüğün gibi bu bir görünmez elektrikli labirent. Bu labirentin duvarlarına dokunduğunda bu küre bolca enerji verecek. Eğlenceli geldi mi? Çünkü alacağın eğlence miktarı büyük ihtimalle aslında çok az olacak bence. Tamam, artık başlayabilirsin. Ya yürü git ya. Sans, ne yaptın? Galiba insanın kör etmesi gerekiyor. Oo, peki. Ha, bu yolu gösteriyor değil mi Kamil? Lütfen bunu tut. Peki. Tamam. Şimdi dene. Kanka, şöyle gittiğimiz zaman çarpılmadan çıkabilirim. Ya bu mucize bir şey. İnanılmaz, seni kaygan salyangoz. Çok kolayca çözdün, çok kolayca. Her neyse, sıradaki bulmaca kolay olmayacak. Kendisi kardeşim Sans tarafından hazırlandı. Eminim ki bu aşağına bela alacaksın. Aynı benim gibi. Sans'la konuşma gerek var mı? Hey, teşekkürler. Kardeşim eğleniyormuş gibi gözüküyor. Bu arada giydiği garip kıyafetini gördün mü? Birkaç hafta önce kostüm partisi için hazırladık. O zamandan beri başka bir şey giymiyor. Ona savaş vücudu deyip duruyor. Okey bebeğim, adamım. Kardeşimin havalı değil mi? Evet, buradan bulabildiğince, bunlar neden satılmıyor anlamıyorum. Soğuk bir şeyler için tam da mevsimi. Bundan olabildiğince dondurma almamız lazım. O bir müşteri.
boş yer 4 tane. Dondurmam kaymak ister misiniz? İçinizi ısıtacak bir dondurulmuş tatlı. Sadece 15 altın, evet. Olabildiğince al. Hiper süper bir gün dilerim. Hatta bir tane daha alacağım ben ya. Bir dondurulmuş sadece 15 altın. Tamam. Okey, süper. Şimdi burada ne yapıyorduk? Pek hatırlamıyorum ama buralar nerede? Onun. Ne lan bu? Onun. Ha, bu şey Küçük Köpek'ten önceki bölüm mü? Burada sanki bir bulmaca çözüyorduk ya. O topu buraya mı atmamız gerekiyordu la? Ha, o topu buraya atmamız gerekiyordu. Buradan direkt geçemiyor muyum? Şuradan şöyle geçersem ne oluyor? Ha, insan. Umarım hazırsınız. Yukarıdan nereye gidiyorduk ya? Bir dakika. Orada bir kestirme mi vardı? Sans, bulmaca nerede? İşte orada, yerde. Bana güven, bunu geçebilmesinin imkanı yok. Sans, insan kaçıyor. Bulmacayı zorlaştırıyorsun. Hey sen, buraya dön. Sans, insan kaçıyor. Bulmacayı zorlaştırıyorsun. Hey sen, buraya dön. Sans, tamam. Ya üf. O yolu çok merak ettim. Neydi ki acaba o? Al, bakıyorum. Al, bulmaca bakıyorum al. Al, ne diyor? Çocuklar kelime avı. Falan filan. He, tamam. Ne oldu şimdi? Sans, hiçbir işe yaramadı. Ups. Bugünün çengel bulmacasını kullanmam gerektiğini biliyordum. Ne, çengel bulmaca mı? Bunu söylediğine inanamıyorum. Bana göre kelime avı kesinlikle daha zor. Ne, gerçekten mi? Kankao karman çorman harf oyunu mu? Serçe kemiğimle yaparım onu. İnanmıyorum. İnsan, tartışmayı çöz. Hangisi daha zor? Kelime avı. Kelime avı diyorum, ne olacak? Ha ha ha, evet. İnsanlar çok akıllı olmalı. Onlar da kelime avını zor, çok daha zor buluyormuş. Ne oldu, sansla baş başa kaldık. Tamam. Şimdi şuradan geri dönüp şu olayın ne olduğunu, şurada bir muhabbet var ve buradan geçebilirim sanki. Ama şuradaki topu aşağı sokarsam ne olacak, çok merak ediyorum. Ama bu gittikçe küçülüyor. Her vurduğumuzda küçülüyor. Bunu ben önceden yenmiştim ama bir işe yaramamıştı değil mi sanki? Bak, gidiyor ama küçüldü abi. Hadi gir. Aha girdi. Ne oldu şimdi? Ya buradan girişin yol, burada bir muhabbet olmalı ya, neyse. O gol şeyini yaptıkta ne oldu misal? Şu yukarıda sanki bir yol var gibi, gizli bir yol. Papyrus'tan bir not. İnsan, lütfen bu spagettinin tadını çıkar. Farkında değilsindir, bu spagetti bir tuzak. Seni kandırmak için tasarlandı. Yemekle o kadar meşgul olacaksın ki ilerleme kat ettiğimizi anlamayacaksın. Yine muhteşem Papyrus tarafından oyuna getirildin. Ha, Papyrus. Tamam, burada sevimizi alıp oyunumuzu bitiriyoruz. Farenin bir gün spagetti ısıtmanın yolunu bulma olasılığını bilmek içini azimle dolduruyor. 59 dakika, neredeyse tam bir saat. Bir saati biraz geçecek. Fişi çıkartılmış bir mikrodalga fırın. Hadi arkadaşlar, burada bitiriyorum. Bayağı uzun oldu. Ben 1,5 saattir oynuyorum. Oyunumuzdan çıkalım abi. Zıbap diye oyundan çıktık. Her şey yolunda değil mi? Her şey hala kaydediyor. Mükemmeldi arkadaşlar. Beni teşekkürler. Hani Undertale ilk son böyle oldu. Mutfakta çektim bu videoyu. Abi ya. Artık mutfakta da video çekmek demeyi, saat 2,5. İnşallah burada komşularla da başımız belaya gitmez. Garip bir video oldu mutfakta. O midem ağrıyor konuşmaktan. Beni de teşekkürler. Undertale iyi son bölüm 2'yi izlemek için bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Haber olmak için ve şunu yazmanızı çok istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerle ilgili neler yapmam gerektiğini yazın. Neredeki gizli şeyleri bulayım, onları yazın. Bunlar önemli, siz beni yönlendirin. Hoşçakalın, sadece kalın, kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.